bu darbe girişimi Türk ordusu ve milleti tarafından 15 Temmuz gecesi 24 saatte ezildi. 15 Temmuz darbe akşamı Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Başbakanı ve Cumhurbaşkanı'nı aradı, ulaşamayınca hükümet yetkilileriyle görüştü. Direnin, biz direniyoruz, Türk ordusu bu darbeyi ezecek, korkmayın şeklinde mesajlarım onlara ulaştı. Antalya'nın Alanya ilçesine giden Perinçek, o telefon görüşmelerinde neler konuşulduğunu anlattı. Ve onlara, Türk ordusu yapmıyor bu darbeyi, bunu iyi bilin, bu darbede Türk ordusu yok, onun için kesinlikle direnin. Bu darbe Türk ordusu tarafından, Türk milleti tarafından ezilecektir dedim. Hükümet dik dursun, Cumhurbaşkanlığı dik dursun. Bu darbeyi ordu ile birlikte Türk milleti hep beraber ezeceğiz dedik ve o darbe ezildi. Ertesi gün Başbakan Yıldırım Perinçek'i arayarak teşekkür etti. Sayın Binali Yıldırım'a şunu belirttim. Dedim ki aman dedim bu tankla halk kavgası şeklinde meseleyi vermeyelim. Kendisi de bana telefonda ben bu konuda tamamen sizin gibi düşünüyorum dedi. Bizim telefon konuşmamızdan sonra TRT'nin önünde bu ordu bizim ordumuzdur, bu orduyu yıpratmak yanlıştır şeklinde açıklamalarda bulundu. Perinçek bu mücadelenin irticaya karşı verildiğini vurguladı. Bu savaş Türkiye tarihinde irticaya karşı verilen en önemli savaştır. Türk ordusu Amerika'nın o güçlerini ezmiştir. Polis içindeki güçleri ezilmiştir, yargı içindeki güçleri ezilmiştir. Türkiye vücudundaki yeraltı NATO'sunu temizliyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlatılan ve reklam panolarına asılan afişler de Perinçek'in gündemindeydi. Yani Cumhurbaşkanı kendi ordusuyla böyle bir psikolojik savaşa girebilir mi? Bir Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı kendi ordusunu savaşırken arkadan vuran bu afişlere izin verebilir mi? Bir kez daha çağrımı buradan yapıyorum. O afişleri derhal indirin. Eğer siz indirmezseniz bu millet o afişleri indirecektir. Basın